Merhaba, bugün sizlerle depremlerin nasıl oluştuğu hakkında daha detaylı bir şekilde konuşacağız. Deprem, yer kabuğunun içindeki kırılmalar sonucu ortaya çıkar. Yer kabuğu, dünya üzerindeki en dış katmanımızdır ve üzerinde yaşadığımız tüm kara parçalarını ve okyanus tabanlarını kapsar. Dünyanın içindeki sıcak çekirdeği, erimiş magma gibi çok sıcak malzemelerden oluşur. Bu malzemeler, yer kabuğuna doğru yükselirler ve bazı bölgelerde yüzeye yakınlaşırlar. Bu yüzden, yer kabuğunun içinde gerilim artar. Yer kabuğu hareket halindedir ve büyük kaya blokları, levhalar halinde düzenlenmiştir. Bu levhalar birbirlerine sürtündüklerinde ya da birbirlerinden uzaklaştıklarında gerilim meydana gelir. Gerilim arttıkça levhaların kırılması ve kayması sonucu deprem meydana gelir. Deprem anında ortaya çıkan dalgalanmalar yeryüzünde büyük hasarlara neden olabilir. Evler ve binalar hasar görebilir, hatta yıkılabilir. Bu nedenle deprem gibi doğal afetlerin önceden tahmin edilmesi ve bu doğrultuda önlemler alınması büyük önem taşır. Depremler, dünya üzerinde her yıl binlerce kez meydana gelir ve çoğu zaman hissedilmezler. Ancak büyük depremler yaşamımızı ciddi şekilde etkileyebilir. Bu nedenle deprem konusunda bilinçli olmak ve gereken önlemleri almak hayati önem taşır. Depremler sadece doğal nedenlerle değil, insan faaliyetleri de etkileyebilir. Örneğin, büyük barajlar, madenler veya petrol sondajları sırasında yer kabuğunda gerilim artışı olabilir ve bu da depremlere neden olabilir. Pek tabi işin içine insan faktörü girince malzemeden çalan müteahhitler denetlenmeyen inşaatlar ve sonuç ortada. Depreme dayanıksız çarpık yapılar. Sonuç olarak, depremler doğal afetlerdir ve birçok faktör nedeniyle meydana gelebilirler. Ancak doğru önlemler alınarak depremlerin neden olduğu hasar en aza indirilebilir. Deprem konusunda bilinçli olmak ve gereken önlemleri almak, hayatımız ve çevremiz için büyük önem taşır. Bütün kurumlarımız üzerine düşeni eksiksiz Daha 6-8 yapmalıdır. litre falan suyumuz var yani şişelerde. Deprem oluyor, deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Çok büyük deprem oluyor. Çok büyük bir şey olacak.
Abi bu neydi ya? Bu sebeple bilinçli bir tüketici olmak elzemdir. Bir ev alırken ebeveyn banyosu var mı diye sormak yerine depreme ne kadar dayanıklı olduğu öğrenmek, hatta demir ve beton olarak nelerin kullanıldığına dair bir inşaat videosu bile istenebilir müteahhit firmadan. İşte bu kadar. Umarım izleyen tüm herkes depremler hakkında detaylı bilgi sahibi olmuştur. Allah devletimizi ve milletimizi tüm afet ve belalardan korusun. İzlediğiniz için teşekkürler.